Tabii bugün konuşmamızın bir anlamı var. 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında Meclis İdari Amirimiz, Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil Özcan aramızdalar. Ben tüm teşkilatımız adına kendilerine tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdim istiyorum. Sayın Vekilim, 10 Şubat ilçesi Kahramanmaraş'ımızın en büyük ilçesi, nüfusunun hemen hemen yarısı. Merkez için teşkilatıyız. 137 tane mahallemiz var ve biz bu mahallenin tamamında 260 bin seçmenimize ulaşmak için bütün kademelerimizle birlikte Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde gayret etmenin çabası içerisindeyiz. Bu bir altılı masa var. Cumhurbaşkanımız altında yedincisini söyledi. Bir de arkasında FETÖ'yü söyledi. Bunlar masanın hangi koltuğuna kimin oturacağına karar veremezken Cumhurbaşkanımız çok yakın tarihte Amerika'da orada otağını kurdu. Dünya liderlerini orada bizim gururumuzu yükseltecek şekilde, onur duyacağımız şekilde orada otağında, Türkiye'nin de tüm dünya liderlerini misafir etti. Gücüyle, itibariyle, sarsılmaz iradesiyle Türkiye artık elhamdülillah bir dünya devleti. Dünya devletlerinin içerisinde de oyun kurucu, gündem değiştirici, sözünü her tarafa geçirebilen, gerçekten çok üst düzeyde itibar olan bir ülke. O geçen NATO toplantısında o büyük denen devletlerin, devlet başkanlarının önünde böyle aslanlar gibi yürürken gördünüz değil mi? Yüreğinde yağ var. Geçmişte bir başbakanımız Amerika'nın başkanının yanında böyle el pençe divan durur. Başkan oturuyordu ayak ayak üstünde. Ama bizim başbakanımız maalesef hazır olmaz vaziyetindeydi. İstediğimiz para da arkadaşlar sadece 500 bin dolardı. Şimdi bu ülke bakın sadece Kahramanmaraş, sadece Kahramanmaraş 1,5 milyar dolar ihracat yapıyorlar. Artık onlara muhtaç değiliz. IMF'lerine de muhtaç değiliz. Paralarına da muhtaç değiliz Allah aşkına. Bunu da 20 senede AK Parti iktidarı Sayın Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresinde sağlamış Allah aşkına. Bunu dışarı çıktığınız zaman çok daha iyi görüyorsunuz. Geçen Hollanda'ya gittik arkadaşlar. Havalanında karşılanıyoruz. Bizi özel alanlardan geçiriyorlar sıralara girdirmeden. Dönüşte de bizim için özel masalar açıyorlar kuyruklarda bekletmeden. Ama oradaki expo alanında bizi özel misafirler olarak karşılıyorlar. Özel olarak gezdiriyorlar, özel olarak misafir ediyorlar. O gün arkadaşlarımıza dedim ki arkadaşlar bu itibar hani Hümet için ya da 10 Şubat'ın itibarı değil. Bu Türkiye'nin itibarı Allah aşkına. Ülkemizin itibarı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her memleket olduğu gibi Kahramanmaraş'ta bir destan yazıyor Allah aşkına. Örnek olacak dünya projeleri yapıyor. Biz dedik ki şimdi Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediyelerle beraber artık Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapacağız. Bitti o işler. Yani Kahramanmaraş artık dünyanın tanıdığı, bildiği ve örnek olarak projeler ürettiği bir memleket olacak inşallah. Şimdi bakın bu expo Türkiye'de bir Antalya'da yapıldı, bir de Hatay'da yapıldı. Ama bunların içerisinde en güzeli, en sürdürülebilir olanı bizim projemiz. Şimdi buraya bu kadar paralar harcarsınız ama sürekli hale getirmemişseniz, sürekli ziyaretçiler gelmesini sağlayamamışsanız harcadığınız paralara yazık olur. Göreceksiniz buradaki içine serpiştirdiğimiz projelerle burası her sene en az 1 milyon insanın gelip ziyaret ettiği bir alan olacak. Kahramanmaraş yeşil alanda da 15 metrekare ile Türkiye'nin en önde gelen memleketi olacak inşallah. Bu bir sevda arkadaşlar, sevda. Bu ülke sevdası. Bu sevdanın önünde kimse duramaz Allah'ın yardımıyla. Bundan emin olun. Onları çatır çatır tepeler Allah'ın yardımıyla. O altılı da olsa, sekizli olsa bir kıymeti yok.
bu camia kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden inşallah destanlar yazmaya devam edecek. Kahramanmaraş hem 13 Şubat Maş ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin AK Parti'nin paralelinden birisidir. Gündemimizde buna değinmeden edemiyoruz. Yani son Cumhurbaşkanımızın hem Şengay toplantısında hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Birleşik Milletler toplantısında katılımında bütün dünyayı, dünyanın dikkatini Türkiye'ye çekmesi ve böyle Türk milletine yakışır bir lider olarak orada duruşu ve Türk evinde bütün liderler ağırlaması hepimizi gururlandırdı. Bütün dünya konuşuyor. Ama bazı burada muhalefet belki bir haberdi buralardan. Belki kıskanıyorlar ya da görmezlikle ama bütün dünya görüyor. Ben mesela Arapça bildiğim için branş itibariyle Arap aleminin basını takip ediyorum. Hep Cumhurbaşkanımızı Türkiye'ye konuşuyorlar. Bu bizim için büyük bir onur. Daha önce belki belgesellerde seyrettiğimizde Türkiye sorulduğunda yabancı kişiler dışarıda Türkiye'den bir haberle haritada yerini bile bulamıyorlar. Ama ne zaman ki AK Parti geldi, hatırlıyoruz biz eskiden Sayın Başkanım o IMF kapılarında beklerken Başbakanımız rahmetli, o da biraz farklı tabii şimdiki zihniyetten çok farklı ama maalesef Türkiye'nin durumunu şey etmek için sadece başkanım sadece öyle ayak üstüne atmış değil ki, bir koltuğun ucundan yan oturmuş, elinde de bir beyzbol sopası, böyle enteresan bir durum yani, işler acısı, nereden nereye geldi. Cumhurbaşkanımız daha başbakan seçilmeden ilk ziyaretinde Amerika'nın lideriyle oturduğunda ayak ayak üstüne attı. O zaman zaten derler ya mesela Perşembe'nin gerisi, Çarşamba'nın gerisinden beri. Cumhurbaşkanımız o zaman da o işaretleri verdi. Daha önce bölgemizle ilgili, hatta Türkiye'mizle ilgili bir gündem, bir konu olduğunda hiç bize sormadan birileri belirler, biz sadece onu uygulardık. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız geldi, ilk başta Cumhurbaşkanımız bir iki çıkış yaptı dediler, olmaz yok. Türkiye'ye danışmadan acaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nedir diye beklemeye başladılar. Ondan sonra vasiyet almaya başladılar bölgemizle ilgili. Sorumluluğumuzun yalnız Türkiye sınırları içinde olmadığını gördüm. Bütün dünyada mazlumların, mağdurlar, ümmetin umudu Türkiye olmuş. Özellikle de Cumhurbaşkanımızın şahsında. Bunu biz dekilere ayırmadık, paradan da almadık, birilerinin lobiler de yapmadık. Ama sadece duruşumuz, nerede bir mağdur varsa koşup gitmemiz, bakanla Cumhurbaşkanı kendisi gidiyor musaysa, değilse işlerini gönderiyor, değilse bakanlarını gönderiyor. En son biliyorsunuz Pakistan'da, şu anda mesela dün bakıyoruz ki maalesef o ülkelerin desteğe ihtiyacı, yardıma ihtiyacı var. Bakanlarımızla görüştük, Sayın Soylu'yla görüştük. Gönderdiğimiz yardımı bile artık bir yerlere yerine ulaştırmadan artık acizler yani hazır dengeler almış. Yine de bir ekip gönderilecek yarın. Mesela Diyanet İşleri'yle başkanıyla oradaki yardımları hem biz göndereceğiz. Zaten trenlerle gönderiyoruz, uçaklarla. Bir de dağıtımını da biz yapacağız. Ya Allah'a çok şükür. Biz 1999 depremini gördük değil mi? Maaş ödemeyecek bir durumdayken o yardım deprem için, deprem zedeleri için toplanan yardımlar maaşlara gitmişti. Cumhurbaşkanımız kelle koltukta değil mi? Bir mücahit gibi bu ümmet için, bu ülke için, bu millet için canını vermeye her zaman hazır. Bizler ise onun temsilcileri olarak özellikle biz bu makam sahipleri, koltuk sahipleri, inanın bir taksirimiz olursa, bir rahatımıza düşkün olursak, menfaatimize bakarsak öbür tarafta hesabımızı veremeyeceğiz kesinlikle. Çünkü burada ben bakıyorum teyzelerimiz var, ablalarımız var, yaşlı abilerimiz var. Bunların biz emeğini zayi edersek vay halimize. Çünkü manevi bir şirket değil. Cumhurbaşkanı'na zarar verecek her hareket hesabı ağırdır. AK Parti demek, dava sahibi demek, millet için çalışan, kendi menfaatini önceleyen değil, partinin ve davanın ve milletin menfaatini önceleyen demek. Şaibelerden uzak durmak. Ya ufak tefek şeyler, şaibeler yazılıyor, çiziliyor mu? İnanın %90'ı da anlaşılır. Doğru değil. Birileri sadece işi kullandırmak için. Varsa da zaten vebalini verir. O zaten dava onu çarpar. Ben onu söylüyorum. Ben bunu öyle bir davayı yanlış yapar. Bizden önce, milletten önce o dava kendisine çarpar. Çünkü biz mutlu bir dava diyoruz. Değil mi? AK Parti ve ideolojik bir parti değil. Cumhurbaşkanımız ne kadar imkan varsa hepsini halkımızın her kademesine sundu. Dar gelirinden tutun çiftçiye kadar. Değil mi? Emeklilere kadar herkese dokundu. Az çok demedi ama.
daha da imkan olsa daha da verecek. Kesinlikle hiç kimseyle enflasyon ne de muhtaç edecek. Hepimiz Cumhurbaşkanımızın gelişiyle beraber değil mi? Eskiden bazı aileler şehit ailesinden tutun, engellisi olan aileler, yaşlısı olan aileler kaderiyle baş başa terk ediliyordu. Yani sağlığı anlatsaksın, anlat nereden nereye geldiğini biz siz bilgiler en iyisi bilirsiniz. Şimdi Beşşar Esad halkını öldürürken biz yine elini tutabilir miyiz? Bize yakışan Türk milletine Cumhurbaşkanımıza yakışır mı? Arası bozulmuş, arası bir problemden komşular. Bozulabilir arkadaş. Bizimki insani ve İslami ve vicdani duruştur. Tabii ki biz ekonomi, ticari menfaatimizi korlasaydık, stratejik menfaatlerimizi korlasaydık belki de aramız bozulmazdı. Hiçbirisinden bozulmaz bozulur. Ama bozuluyorsa da bozulsun. Şimdi ne oldu? Körfez ülkeleriyle bozuldu değil mi? Duruşumuzdan dolayı. Şimdi hepsi tıkış tıkış gelmeye başladı ama aynı çizgi. Biz ama durduğumuz çizgi hiçbir taviz yok. Birileri Türkiye gitti, diz çöktü, ekonomisi çöktü, Arabistan'a gitti. Arabistan'ı ben dostu Cumhurbaşkanım, toplantıda da hazırım. Eski toplantılarda da bulundum mu toplantılarda da. Kesinlikle bizden hiç geri adım var. Sadece onların ben akıllandığını görüyorum. O yaptığı hatalardan geri döndüğünü görüyorum. Bunu asla bir şekilde söylüyorum. Yani bu muhalefetin basını bazı yazıp anlatılanlar gibi değil. Libya'daki duruşumuz, Libya, Türkiye'nin iç meselesi. Arkadaşlar bunu öyle görmezsek. Kimse demiyor Amerika'nın ne işi var, Rusya'nın ne işi var diye ama bizim muhalefet Türkiye'nin ne işi var. Mesela Irak'a, Suriye'ye niye müdahale ediyor? Şimdi arkadaşlar Amerika yanı başında bir terör devleti kuruyor. Ne kadar silahlandırdı değil mi? Terör örgütü olduğunu kendisi de söyledi. YPG'nin. Biz DAEŞ'le mücadeleyi biz yapalım dedik. Parayla girelim, siz de destek verin. Dediler yok, biz terör örgütünü, DAEŞ terör örgütünü, YPG terör örgütüyle yok edeceğiz. Değil mi? Bütün açıklamaları bunlar hatırlıyorsanız. Ama işi bitince onları devletleştirmeye kalkıyor. Ama Türkiye bırakır mı? Biliyorsunuz, Tellebiyat dediğimiz Akçakay tarafından giriş yaptı, İdlib tarafından ve Elbap tarafından giriş yaptı, o oyunları bozdu. Onlar planlarını bozmuşlar, bırakacaklar mı? Hiç bırakmayacaklar. Ama biz öteledik. Cumhurbaşkanımızda olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu projeler bölgemizde oynanan oyunlara mani olacağız. Bize Cenab-ı Allah yardım etti. Bize düşen birlik beraberlik olmak, teşkilatlar, AK Partiler, aynı dava, aynı çatı altında olanlar birlik beraberlik, tavazuyla çalışmak. Takdir Cenab-ı Allah'ın. Biz kesinlikle sonuç bizim elimizde de ne yaparsak yapalım. Değil mi? Biz Allah için ihlaslı bir şekilde çalışırsa, Allah için bizi seversek, desteklersek, Cumhurbaşkanımıza layık İhlaslı bir şekilde çalışsa inan semeresini Cenab-ı Allah kesinlikle verecektir. Hiçbir zaman emek zayi olmaz, zayi etmez Cenab-ı Allah. Cumhurbaşkanımıza herkes oy verecek, bunu görüyoruz. Böyle bir oyun da var. Evet, Cumhurbaşkanına verelim ama milletvekili seçiminde vermeyelim. Biz listeye bakalım, bu bahane. Arkadaşlar Cumhurbaşkanımızı askersiz götürmek kadar kötü bir şey yok. Cumhurbaşkanı demek AK Parti milletvekili demek, Cumhurbaşkanı demektir. Bu oyuna gelmeyelim. Birileri bunu kasıtlı söylüyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızı yenemeyecekleri açıkça. Onlar da biliyorlar. Hala zaten adaylarını belirleyememelerinin altında da bu yatıyor. Neymiş efendim? Yıpranacak. Cumhurbaşkanımız kaç yıldır kendi kendini ilan etmiş. Nasıl yıpranacak? Bu şimdiki Amerika lideri seçim vaadinde ne demişti? Demişti muhalefetin eliyle Erdoğan'ı göndermek. Bunu bak kendi ülkesinden seçim vaadinde. Öbür muhalif ne diyordu? Trump bunun gücü Erdoğan'a yetmez, benim gücüm yeter, beni seçin diyor. Yani dertlerin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ama dünkü toplantısı Türkiye'de, Amerika'da artık yıkılmayacağını birebir gösterdi artık. Onlar da umutlarını kesmişlerdir Allah'ın izniyle inşallah. Yatırdı. Yatırdı. Yatırdı.